Yeniden Refah Partisi de bu seçimin kazananı oldu. Yeni kurulan bir parti oy oranını belli bir sürede hem de uzun olmayan bir dönemde gerçekten de bir seviyeye çıkardı. Kazandığı iki belediye var. Bunlardan biri büyükşehir Şanlıurfa ve bunun dışında Yozgat'ı aldı. Ama ilçe ve belde belediyelerini de kattı çok sayıda kendisine. Dolayısıyla bu seçimin kesin kazananlarından olarak bir yere konuldu. YRP'den erken seçim çağrısı var Cumhur İttifakı'na. Gelin o çağrıya bakalım. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz düzenlediği basın toplantısında erken seçim olacağı an en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız dedi. Altınöz insanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor, sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz dedi. YRP Şanlıurfa'yı AK Parti'den, Yozgat'ı da MHP'den alarak yerel seçimlerden 3. parti olarak çıktı. Altınöz biz de 3. parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticisi olarak Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti olduğunu söyleyebiliriz dedi. Altınöz kendilerini kaybettirmekle suçlayan AK Parti yöneticilerine ise bizimle helalleşmeden Türkiye'de siyaset yapmayın çağrısında bulundu. Bu önemli ve sert bir açıklama. Hep kibir dedik ya sevgili izleyiciler. Bugün şöyle bir baktım da yorumlara, YRP üzerinden özellikle kazandıkları belediyelerle ilgili uzun süre görüştüler. AK Parti ile gidildi, gelindi heyetler, fakat bir türlü uzlaşma sağlanamadı. Pazarlıktan olumlu bir sonuç çıkmadı. YRP'de resti çekti. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları görüldü. O siyasi kibre kapılmamış olsaydı AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sonuç daha farklı olabilirdi. En azından bu derece yıkıma yol açmayabilirdi AK Parti için deniliyor. Bu arada arkadaşlarımdan aldığım bir bilgi var. Onu da hemen paylaşayım. Geride kalan dakikalarda AK Parti içindeki muhasebeyi, AK Parti içindeki tartışmaları ekrana getirdik. Eski AK Partili milletvekillerinden zaten son dönemde ekonomiye dair ve bu gidişata dair uyarılar geliyordu AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu uyarılara, eleştirilere kulak tıkandı. Peki özellikle tepkilerin odağında AK Parti'de hangi isimler var derseniz onları söyleyelim. 1. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe. İçeriden veya dışarıdan, yakın çevreden şu anda tepkilerin odağında olan isimler. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de seçim sonrası ilk ekonomi mesajı geldi. Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda orta vadeli programı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini söyledi. Bakan Şimşek'ten yerel seçim sonrası ilk açıklama bu şekilde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını değil ama seçimden sonra uygulanacak politikalarla ilgili seçmene, topluma güven verici mesajlar vermeye çalıştı. Öncelikle yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilave olarak kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız mesajı verdi. Şimşek, kararlılıkla uygulayacağımız orta vadeli programla birlikte hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla ekonomide verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir bir büyümeyle kalıcı refah artışının toplumun tüm kesimlerince paylaşılacağını söyledi. Şimdi bu cümlede bir duralım. Sürdürülebilir bir büyümeyle kalıcı refah artışının toplumun tüm kesimlerince paylaşılacağının sözünü veriyor. Olur mu, olmaz mı? Tamam, inandırıcı bulunmayabilir, zor olabilir ama şimdiye kadar yapılması gereken zaten buydu. Geniş halk kitleleri, emekliler, asgari ücretliler, düşük gelir grubuna sahip milyonlarca insan, birileri bir avuç zengin daha da zenginleşirken veya büyüme denirken biz neden bu büyümeden pay alamıyoruz? Pay alamadığımız gibi de, yani refahımızı arttırmadığımız gibi de açlık ve yoksulluk sınırında, sefalette boğuşuyoruz. Tepkisi buydu AK Parti'ye mesajı. Bunun dışında bir de Cevdet Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısından mesaj geldi. O da orta vadeli programı kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.